hangisine değinilmemiştir? Çok çıkar karşınıza değil mi sınavlarda? Evet o halde biz de bununla ilgili bir soru çözelim bakalım. Bu parçada ele alınan yapıtla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Arkadaşlar eğer e, sorunun kökü olumsuz ise önce şıkları daha sonra metni okuyoruz. Farklı hikaye anlayışlarının özelliklerini içerdiğini, konu ve anlatım yönüyle inandırıcılık sağladığına, anlamsal alanları bütünüyle kapatmadığına, okurun düşünsel etkinliklerini yönlendirdiğine, açık ve pürüzsüz bir anlatımla oluşturulduğuna şimdi bakıyoruz. Klasik hikayeciliğin ne anlatıldığını, modern hikayeciliğin nasıl anlatıldığını önceleyen birbirinden farklı İki yönelimini aynı anlatım biçimine ve birbirlerine üstünü kurmaksızın hassas bir dengede buluşturan hikayelerden oluşuyor düğün daveti. Şimdi bu şekilde baktığınızda farklı hikaye anlayışlarının özelliklerini kapsadığını gösteriyor. Neden? Çünkü klasik hikayecilik ve modern hikayecilik yani klasik hikayeciliğin ne anlatıldığı, modern hikayeciliğin nasıl anlatıldığını önceleyen farklar. Dolayısıyla gördüğünüz gibi birinci cümleyle Adana Şıkkı'nı eliyoruz ve devam ediyoruz. Evet, Emine Batar her an için iç iç olduğumuz gündelik olayları gerçekçi bir bakışla ve bütün duruluğuyla elle tutulur, gözle görülür ve bir nitelikte, pardon, sayfaları taşımakla birlikte insan, zaman ve mekana dair fiziksel betimlemelere girmeyerek okuyucuların önüne duvarları kaldırılmış, yoruma açık sayfalar bırakıyor demiş arkadaşlar. Şimdi bu haliyle baktığımızda ne diyor burada gördüğünüz gibi gündelik olaylara gerçekçi bir bakışla yaklaştı. Yani inandırıcılık sağladı. Dolayısıyla B şıkkını da eleyebilirim arkadaşlar. Yine aynı şekilde baktığımızda anlamsal alanları bütünüyle kapatmadı. Yani yoruma açık olduğunu görebilirsiniz. Yoruma açık sayfalar ifadesi de bana C şıkkını veriyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın aynı şekilde ne diyor? Elle tutulur, gözle görülür, nitelikte sayfaları taşımak. Yani... Açık ve pürüzsüz bir anlatım. Elle tutulur, gözle görülür. Açık olduğunu söylüyor. Dolayısıyla Edirne şıkkını da eleyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız Denizli şıkkı olacak.